Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdü senalar Yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz'e olsun. Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Yüce Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip ve müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Kalem suresi Rabbimizin ilk indirdiği surelerden biri olan kaleme, yazıya yemin ederek, dikkat çekerek başlamış olduğu Kalem suresini okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. Ve surenin son bölümüne geldik. İkinci bölümde Yüce Rabbimiz bahçe sahipleri kıssasını bize hatırlattı. Her insanın kendi bahçesiyle, eviyle, iş yeriyle, mesleğiyle, ömrüyle, çoluğuyla, çocuğuyla sınandığını, imtihana tabi tutulduğunu, sonuçta imtihanı kazananlar ve kaybedenlerin ortaya çıktığını bize anlattı. Ve işte 34. ayette Yüce Rabbimiz اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ buyurdu. Müttakiler, Allah'tan sakınanlar, Allah'ı hesaba katarak yaşayanlar, hiç kimsenin olmadığı yerde Rabbim var, hiç kimsenin görmediği yerde Rabbim görüyor ya diyerek kendilerine, sözlerine, davranışlarına çeki düzen verenler, muttakiler, takva bilincinde olanlar var ya, onların Rableri katında ayrı bir yerleri var, ayrı bir değerleri var. Rabbin katında insanı değerli kılan takvadır. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Rabbiniz katında en değerli olanınız, en üstün, en kıymetli olanınız, Allah'tan en fazla sakınanınız, Allah'tan en çok korkanınız, Allah'tan en fazla takva sahibi olarak sorumluluklarını yerine getirenizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de inni etkâkumullâh liennî a'rafukumullâh buyurarak ben sizin Allah'tan en fazla sakınanınızım, en takvalı olanınızım. Çünkü Allah'ı en fazla tanıyanınız, en iyi tanıyanınız, en doğru tanıyanınız benim diyor. Demek ki takvalı olmak için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın esmasını, manalarını bilerek okumak lazım. O esmanın, o sıfatların sırrına ermek lazım. Bir insan Allah'ın azametini, rahmetini ne kadar iyi tanırsa, Allah'ın büyüklüğünü ne kadar iyi takdir ederse, o kadar Allah'tan sakınmış, takvalı olur, o kadar Allah'a yakın olur. İşte Rableri katında müttakilere nimet cennetleri vardır. Aslında ni'mül cennat demesi gerekirken cennetin nimetleri ayet-i kerimeler cennet-ü na'im buyurur. Yani nimetlerin cennetleri. Çünkü cennetin her şeyi nimettir. Girişi nimet, özel karşılamalarıyla oradaki sükunet havası nimettir. Oradaki ikramlar nimettir. Külfetsiz nimetler. O ikramların sunumları her biri nimet. Sunucuları nimettir. Her şeyiyle nimet. Barış ve esenlik yurdudur cennet. Onun için nimetin cennetleri, nimetlerin cennetleri buyuruyor. Müttakilere o nimetlerle dolu olan cennetler vardır. Cennetler, 8 cennetler. Ayetlerde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde de geçer. 8 cennet Yüce Rabbimizin her mümine
farklı özellik ve güzelliklerdeki müminlere kademe kademe, derece derece lütfedeceği, bahşedeceği cennetler. Allah'tan Firdevs cennetini isteyin. Firdevs cennetin en âlâ makamıdır buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete Firdevs'e layık olmasak bile büyük olan Yüce Allah'ın rahmetine güvenerek ondan isteyeceğiz. Ama o büyük hedefleri isterken de şöyle kendi kendimize diyeceğiz ki yahu sen Firdevs cennetine talipsin, Adin cennetine talipsin. E o cennetlere işte peygamberler, işte salihler, işte Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Hazreti Hatice gibi, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma gibi insanlar gelecek. E onlar nasıl hak ettiler, kazandılar? Sen de onların yolunda olmalısın. Onlar gibi olmalısın. Onların izinde olmalısın ki o cennetlere eresin, o cennetlere giresin. Yoksa firavunların yolunu izleyerek peygamberlerin cennetine komşu olunmaz ki, salihlerin cennetine girilmez ki. Rableri katında müttakiler için nimetler, yurdu cennetler vardır. Yüce Rabbim cennetlik olmayı bizlere lütfeylesin. Cennetiyle, cemaliyle bize ikram eylesin. Cennetliği, cennetlik olmayı hak eden bahtiyar kullarından eylesin. Müşrikler diyorlardı ki biz dünyada işimiz iş, ahirette de işimiz iş olacak. Ahirette de biz imkanların, ikramların içerisinde olacağız. Madem ki Yüce Allah bize dünyada bu makamları, bu variyetleri, bu imkanları verdi, ahirette de verir. Ahiret hakkında ileri geri konuşuyorlar. Orada da ayrıcalıklı olacaklarını iddia ediyorlardı. Yüce Rabbimiz buyurdu ki اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Allah'a teslim olmuş Müslümanlarla Allah'a baş kaldırmış, günaha dalmış mücrimleri bir tutar mıyız biz? Onları bir kılar mıyız? Hayır, hayır. Müslümanlar cennetlikler, mücrimler, kafirler ise cehennemlikler. Biri nimet ehli, biri azap ehli. Hiç ikisi bir olur mu? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl da böyle yanlış hükümler, kararlar veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ Yoksa ahiret hakkında konuşurken elinizde bir belge mi var? Okuduğunuz ilahi bir kitabın ayeti mi var? Buradan şunu anlıyoruz ki değerli kardeşlerim, ahiret hakkında, din hakkında, Yüce Allah hakkında, Allah'ın yetkileri hakkında kitabi bilgiyle konuşulur. Rastgele konuşulmaz. İşkembe-i kübradan atılmaz. Bana göre kanaatimce olmaz. O peygamberler ki, o peygamberin, peygamberlerin sultanı ki, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى O hevasından, kafasından, karnından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine vahyedilen şeylerdir. Ahiret hakkında, din hakkında, Allah hakkında konuşuyorsa Allah'tan aldığı vahiy, bilgiler ışığında konuşuyor. Dolayısıyla sizler de din hakkında konuşurken, insanları kategorize ederken, insanlara iyi, kötü derken, insanlara ahirette cennetlik, cehennemlik derken elinizde bir belge olacak. Ayete dayanacaksınız, hadise dayanacaksınız, kitaba ve sünnete göre konuşacaksınız. Yoksa sana göreyle, bana göreyle, kanaatimdelerle, keyfimdelerle olmaz. Yüce Allah onun için قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ buyurur. Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Senin keyfine göre din olmaz. Dinin sahibi Yüce Allah'tır. Dinin tanımını da Allah yapacaktır. Dinin esas ve ilkelerini de Allah belirleyecektir. Senin ya da falanın filanın cenneti değil, ahiret yurdu.
Biz Allah'ın cennetine, Allah'ın ahiret yurduna talipsek, o zaman Allah'a göre yaşayacağız. Keyfimize göre değil. Ya da işte dini belli alanlara, belli yaşlara, belli kesimlere sınırlandırmak isteyenler. Namaz, ben hoca değilim ki onu hocalar kılsın. Ya da yaşlanınca, ihtiyarlayınca kılarız. Örtü, ben hocanın kızı, gelini, hanımı değilim ki örtüleyim. Onu işte nineler yapsın, örtülsün. Ya da ileride yapacağım. Ya da işte belli kesimlerin dini olarak tanımlamak. Hayır. Kur'an-ı Kerim ya eyyühennâs diyerek bütün insanlığa hitaben gelmiş Yüce Allah'ın evrensel kitabıdır. Onun için bir kere daha söylüyorum. Allah'ın dini hakkında konuşurken kitaba, sünnete dayanacağız. Kim olursa olsun, kim konuşursa konuşsun, kitap ve sünnet ışığında konuşacağız. Yüce Allah müşrikleri Allah hakkında ahkam kesen, ahiret konusunda ileri geri konuşan müşrikleri bu şekilde uyarıyor. Biz hiç müminlerle kafirleri bir tutar mıyız? Siz nasıl böyle hükümler veriyorsunuz? Neye göre hüküm veriyorsunuz? Elinizin altında bir bilgi mi var? Bir belge mi var? İnne lekum fihi lema etehayyarun. Yani onlar o istediklerine nail olacaklar diye Allah adına alınmış bir söz, peygamberlerden gelen kendilerine verilmiş bir taahhüt mü var? Em lekum eymanun aleyna bâlihatun illâ yevmil kıyâme. Kıyamete kadar sürecek bizimle yapılmış bir anlaşmaları mı var bunların? Hayır, Allah cennete kimlerin gireceğini, ne şekilde, hangi amellerle girileceğini işte kitabında açıklamış. Cehennemliklerin niçin cehenneme atılacağını, hangi amelleri sebebiyle cehenneme düşeceklerini kitabında açıklamış. İnne lekum lema tahkumun. Yani bu kendinize göre söyledikleriniz, verdiğiniz hükümlerinizin geçerli olduğuna dair Allah'tan aldığınız bir söz mü var? Yahudiler de diyorlardı, biz Allah'ın dostlarıyız, biz Allah'ın oğullarıyız, biz Allah'ın çocuklarıyız, Yahova bizim özel tanrımız. Cenab-ı Hak onları da Kur'an-ı Azimüşşan'ında kınıyor. Hayır, Allah hiç kimseye bu şekilde bir söz vermemiştir. Bir taahhütte bulunmamıştır. Varsa işte Allah'ın kitabı, işte Allah'ın ayetleri. Selhum eyyuhum bidelke za'im. Eğer varsa onların bir belgeleri, bu konuda bir bilgileri, dayandıkları bir şey varsa sor bakalım bu taahhütlere kim kefil olacak? Bu taahhütlere kim vekil olacak? Kim garanti altına alacak? Öyle ben cennetliyim, bana göre ben cennetliyim demeyle olmaz. Yani haşa, Allah bizi koymayacak da cennetine kimi koyacak? Can isterse koysun, böyle bir şey olmaz. Allah'ın yetkilerine hiç kimse müdahale edemez. Emlehum şuraka felyetü bi şurakaihim. Yoksa bu konuda onların ortakları mı var? Ahiret yurduna haşa Allah'la bir ortak mı var? Söz sahibi olan, yetki sahibi olan ortakları mı var? Eğer varsa felyettü bi şurakâhim. Getirsinler bakalım ortaklarını. Hadi Allah meydan okuyor. Bugün de bunu söyleyecek. Nerede ortaklarınız? Bana şirk koştuğunuz, benim yetkilerimi kendilerine vermiş olduğunuz o dünyevi geçici güç sahipleri nerede onlar? Getirin bakalım. Getirin de çağırın onları da sizi cehennem azabından, zebanilerin elinden kurtarsın. Hadi onları çağırın da bakalım onlar sizi cennetlere koysun. İn kânû sâdıkîn. Eğer doğru söylüyorsanız, iddianızda samimiyseniz getirin bakalım. Cenab-ı Hak meydan okuyor üst üste. Varsa ortaklarınız getirin. Kefilleriniz, vekilleriniz, garantörleriniz varsa getirin. Belgeniz, bilginiz varsa getirin. Alınmış bir taahhüt, verilmiş bir söz, yemin varsa getirin bakalım.
Hayır, bunların hiçbirisi yok. Bunların hiçbirisine sahip değilsiniz. O zaman din hakkında konuşurken dikkatli olun, ahiret hakkında konuşurken dikkatli olun, Allah hakkında konuşurken dikkatli olun, dinin ilkeleri hakkında konuşurken dikkatli olun, karnınızdan konuşmayın, kafanıza göre yorum yapmayın. Allah ne diyorsa, çünkü Müslüman Allah'a teslim olan kimsedir. Hangi konuda? Her konuda. Hangi alanda? Her alanda. Allah ne diyorsa o diyendir. Ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah hep bizim hayrımıza söyler. Hep bizim lehimize konuşur. Hem dünyamızın hem ahiretimizin cennet olmasını ister. Allah'ın bütün emirleri hikmet doludur. Allah'ın tüm yasaklarında sayısız hikmetler vardır. Bir kavrayabilsek, bir anlayabilsek, bir kendimizi Allah'ın o emrine, hükmüne, dinine, ilkelerine verebilsek bütün bunları göreceğiz. Ve işte o dehşetli gün geldiğinde, hesap günü, herkesin nefsi nefsi diye kendi derdine düştüğü gün ve mücrimlerin cehennem zebanileri onları cehenneme sevk etmek üzere durduklarında, onları gördüklerinde kaçacak yer aradıkları bir gün. يَوْمَ يُشَفُ عَنْسَاقُ. Artık o gün, o günün dehşetinden insanlar kaçacak yer ararlar. Baldırlar açılır. Şimdi genelde Kur'an'ın ilk muhatapları entari şeklinde giysiler olduğu için onlara göre konuşuyor. Ama bu genel manadadır. Yoksa zaten kıyamet gününde insanlar burak ve ufak olarak haşrolacaklar. Hiç kimsenin üzerinde bir elbise olmayacak. Çırılçıplak annelerinden doğdukları gün gibi. Peygamberimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz dedi ki, o zaman hesap gününde kadınlar, erkekler ayrı yerlerde olacak değil mi ya Resulallah? Hayır dedi Ebu Bekir'in kızı, hayır. Aynı yerde olacaklar. Ya ama ben o zaman endişe ederim. Adem'in oğulları Havva'nın kızlarının ayıp yerlerine bakarlar deyince Peygamberimiz buyurdu ki, sen ne diyorsun? O gün herkes kendi derdinin telaşesi içerisinde olacak. Herkes gözünü yukarıya dikmiş, amel defterinin sağından ve önünden mi, solundan ve ardından mı verileceğine bakacak. Yanındakinin insan mı, akrabası mı, kadın mı, erkek mi olduğunu fark etmeyecek bile. Dolayısıyla o gün zaten insanlar bu şekilde haşrolacaklar ama Cenab-ı Hak insanların, nasıl ki o entari giymiş bir insanın bir şeyden korktuğu zaman, kaçmak, koşmak istediği zaman eteklerini böyle topladı, sıradı ve baldırlarının o heyecan ve dehşet içerisinde açıldığı anı tasvir ederek buyuruyor ki, يَوْمَ يُشَفُ عَنْسَا. O gün, o günün dehşetinden, korkudan kaçacak yer arayacak o insanlar ve baldırlar açılacak. وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ. Ve o gün onlar secdeye çağrılacaklar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Ama dünyada secdesiz olanlar secde edemeyecekler. Değerli kardeşlerim, ahirette herkes Müslüman. Ahirette kafir yok, münafık yok. Herkes ram olmuşlar Allah'a. Çünkü her şey artık ayan beyan görülmüş. Diriliş gerçekleşmiş. Hesap için insanlar bir araya toplanmışlar. Allah'ın davetçileri, dellalları bu insanları sevk etmişler, toplamışlar. Hesap anı, hesap günü. İnkar etmek için bir sebep yok. Hatta Yüce Allah'ın azametine bizzat şahit oluyorlar ve o günün azameti karşısında insanlar bakıyorlar ki melekler secdeye kapanmışlar. Yüce Allah'ın sesi, sedasıyla mı, azameti karşısında bakıyorlar ki peygamberler secdeye varmışlar. Bizim peygamberimiz de secdede. Bakıyorlar ki müminler secdeye varmışlar. Artık o gün secdeden kaçmanın bir anlamı yok, kibrin bir anlamı yok. Diğer insanlar, bu kafirler de secdeye varmak isteyecekler. Alimler diyorlar ki sanki böyle bellerine, sırtlarına demir saç plakalar konulmuş gibi
Öyle zorlayacak, eğilmek isteyecek, eğilemeyecek, secdeye varamayacak. Allah diyor ki, o gün secdeye çağrılırlar da فَلَا اِسْتَطِيَهُ secde yapamazlar. Niye? Secdeye hazır değil, secdeye alışık değil. Onun için değerli kardeşlerim, zor günde secde edenlerden olmak için bu dünyada secdeli olmak gerekir. Bu dünyada سِيمَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَتَرِ السُّجُودِ o secdenin imzasını, damgasını, mührünü taşımamız gerekir. O secde organlarımız en kıymetli yüzümüzü yere sererek, alnımız, burnumuz, yüzümüz, dizlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız da o secde imzasını almamız gerekiyor. Secde ile perçinlenmemiz gerekiyor. Ne zor mu? 24 saat ya. Allah her gün 24 saat emanet veriyor. Bu 24 saatin toplamda yarım saat etmiyor. Yarım saatini diyor ki Rabbine ayır, duaya ayır, kendini dinlemeye ayır, secdeye ayır, rüküye ayır, namaza ayır. 24 saatin yarım saatini eğer Allah'a çok görüyorsan, işte orada da bu secdesizler kervanına katılmış olarak secdeye çağıracaklar ama secdeye varamayacaklar. يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْسَا Yüce Allah'ın azametini o gün göstermesi sonucunda herkes secdeye varmak isteyecek, secde edin emri verilecek ama bu secdesizler secdeye varamayacaklar. Böyle de bir anlam verilmiş. O gün haşa'ten absaruhum terhaquhum dille. Gözler korkudan yere inmiş. O dünya benimdir diyenler, makam mansıplarına güvenenler, ene rabbukumul a'la diyen firavunlar, nemrutlar başta olmak üzere, kendisini tanrı yerine koymak isteyenler, Allah'a baş kaldıranlar, Allah'ın bunca emrine rağmen ona boyun eğmeyenler, onların da gözleri yere inmiş, korku içerisinde terhabuhum dille onları zelillik, bitkinlik kaplamış. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Onlar imkan varken, fırsat eldeyken, dünyada ömürlerini sürerlerken secdeye çağrılmışlardı. Secdeye güç yetirebilirlerken, secde imkanları varken secdeye çağırmışlardı, çağrılmışlardı. Ve işte peygamberler çağırdı, Allah'ın ayetleri çağırdı, davetçiler çağırdı, hocalar çağırdı, büyükler çağırdı, aman namaz dediler, aman secde dediler ama onlar secdeden geri kaldılar. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ O kaynayan ateşin içerisinde Sakar Vadisi cehennemin içerisinde zebaniler soracak o cehennemliklere. Ne işiniz var sizin bu Sakar'da? Bak yukarıda cennette yaşayan hemcinsleriniz var. Siz niçin cennetlik olmadınız da cehennemlik oldunuz? İlk söyledikleri söz. Biz namaz kılanlardan değildik. Biz secde edenlerden değildik. Biz namaz taşkınları, beynamazlardık. Onun için Sakar'a atıldık diyor Allah. Allah ayetinde bunu söylüyor. Söylüyor ki onlardan olmayalım, tedbirlerimizi alalım diye. Rabbim buyuruyor. فَذَرْنِي وَمَا يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bana bırak bu Kur'an'ı yalan sayanı ey Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Allah meydan okuyor ve diyor ki bu gibi ayetler müşrikler, kafirler, mücrimler, günahkarlar için bir tehdit, bir uyarıdır. Peygamberimiz onun şahsında müminler için de bir teselli, bir motivasyondur. Onları sen bana bırak. O asileri, o azgınları, o isyankarları bana bırak. Bu Kur'an'ı yalan sayanları bana bırak. Kur'an'la dalga geçiyormuş. Kur'an'a hakaret ediyormuş. Kur'an'ı yakıyormuş. Ya da Kur'an'ı umursamıyormuş. Bir kütüphane dolusu kitap okumuş da okuduğu kitapların arasında Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim girememiş, girmemiş.
Kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim'e yer kalmamış. Onları bana bırak diyor Allah. سَنَسْتَدْرِيُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Hiç tahmin edemedikleri yerden, tahmin edemedikleri şekilde, beklemedikleri bir şekilde ben onları azaba sevk edeceğim, azaba yaklaştıracağım. وَاُمْلِي لَهُمْ Onlara fırsat veriyorum. Onlara fırsat veriyorum, imkan tanıyorum. Onlara güç yetiremediğimden değil, benim haşa güçsüz olduğumdan değil. Ama bu dünya imtihan dünyası. Allah fırsat veriyor, imkan veriyor. Kafire de, isyankara da, zalime de. Ama o fırsat verilenler sanmasınlar ki kendileri doğru yolda oldukları için Allah onlara fırsat veriyor. Onların yaptıkları yanlarına kalmayacak. İnne keydi mekin. Benim planım çekindir. Benim azabım yamandır diyor Allah. Fırsat veririm, mühlet veririm ama ihmal etmem. فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ مِهِلْهُمْ رُوَيْدًا O nankörlere, o kafirlere fırsat ver, imkan tanı. Birazcık ne olacak, ne kadar da yaşarsan dünya zaten kısa bir an, مَتَعُمْ قَل۪ينَ Az bir fırsat ver, sonunda İnne keydi metin, benim azabım, benim planım yamandır, çetindir. Ey Muhammed, onlar Kur'an'ı yalanlıyorlar, seni yalanlıyorlar, sana soğuk bakıyorlar, seninle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin miskalun. Yoksa sen onlardan ücret mi istiyorsun? Altından kalkamayacakları bir haraca mı bağladın onları? O borç altında kaldıkları için mi inkar ediyorlar, yalan sayıyorlar? Elbette hayır. Çünkü bütün peygamberler gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَذْلِيَ اِلَّا اللّٰهِ Ben bu davetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Herhangi bir beklentim yok, menfaatim yok, çıkarım yok. Benim ücretim Allah'a kalmıştır. Hep böyle dedi, bütün peygamberler gibi, peygamberimiz de böyle dedi. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, ya sen onlardan ücret mi istiyorsun? Haraca mı bağladın onları? Altından kalkamayacaklar, ağır bir borç yükü altında mı kaldılar da bu tavırlara neden? Halbuki peygamberler herhangi bir beklenti içerisinde olmadan kendilerini, hayatlarını insanlığa adamış olan insanlar, adanmış davetçilerdir. Aleyhisselatü vesselam 40 yaşına kadar işte çobanlık yaptı, ticari işlerde bulundu, uluslararası ticaret erbabıydı, adamıydı. Ama peygamber olduktan sonra bütün bu işleri bıraktı, hep tamamen kendini insanlığa verdi ama herhangi bir ücret beklemeden, herhangi bir karşılık beklemeden Allah rızası için hasbeten lillah koşturdu. Zaten peygamberlerin herhangi bir karşılık beklemeden koşturmaları doğru yolda, hak yolda, hakkın yolunda olduklarının en büyük göstergesidir. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Onlar ahiret hakkında konuşuyorlar. Gelecek hakkında konuşuyorlar. Cennet, cehenneme insanları gönderiyorlar. Onların yanında gayb mı var? Geleceğe dair bilgiler mi var? O kaydı yazıyorlar mı, melekler onlara söylüyor filan, öyle bir şey mi var? Hayır hayır, böyle bir şeyleri de yok. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bir de kendisine vahiy gelen peygamber bilir. Ama onların hiçbir dayanakları yok. Bak kaç tane gaybı bilmiyorlar. Herhangi bir alınmış sözleri yok, verilmiş bir taahhütleri yok, ellerinde bir, ellerinin altında okudukları bir kitapları yok, belgeleri yok, delilleri yok, şahitleri yok, kuru kuruya gidiyorlar. Kör taklit, atalar dininde gidiyorlar, isyan ediyorlar, inkar ediyorlar, alay ediyorlar. Tabii ki bütün bunlara katlanıyor ve başta da söyledim, Kalem Suresi, sure olarak ikinci sırada inen surelerimizden değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu ayetlerle peygamberimizi, onun şahsında da müminleri hepimizi
asılı düşmanlara karşı, İslam düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına karşı adeta hazırlıyor, biliyor. Fasbir li hukmi rabbik. Peygamberimize de emir, onun şahsında bize de emir. Rabbinin kararına sabret. Rabbinin hükmüne sabret. Evet, bu yokuşlu zamanlar, zorlu zamanlar olacaktır ama فَاِنَّ مَعَ الْحُسْرِ يُسْرًا. Her bir zorluktan sonra nice kolaylıklar bahşedecek Allah. Bu yokuşun bir de inişi olacaktır. Bu zor günlerin bir de bolluk, kolaylık, izzet, şerefli anları olacaktır. بَدَيَ الْاِسْنَامُ غَرِيبًا وَسَيَعْلُدُ كَمَا بَدَيَ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْقُرَبًا buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam böyle gariplerle başladı. İleride yine gariplerle başlayacak. Ama Allah bu İslam'ı izzetli, devletli, çakvetli günlere eriştirecek. O İslam'ı başlatan, İslam'a sahip çıkan gariplere müjdeler olsun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ilk inen ayetlerde وَلَلْاٰهِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْقُولَ. Senin için davanın geleceği başlangıcından çok daha hayırlı, çok daha parlak olacaktır. Kapanıyor mu? Senin için ahiret dünyadan daha hayırlı olacaktır. Manası da var. Senin için gelecek günler bu zor günlerden daha hayırlı, daha parlak olacaktır. Ve nitekim de öyle olmuştur. Kısa süre içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 2 milyon kilometrekarelik toprak parçasında Allah'ın dininin hakimiyetini kurmuş. Veda hutbesinde 100 binin üzerindeki insan seline son nasihatlerini yapmış ve bu dünyadan öyle ayrılmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Fasbir li hukmi rabbike, sabredeceğiz. Sabırlı olmak, sabır. Yüce Allah'ın kullarına tavsiye buyurduğu en önemli ibadetlerden biri. İbadette devamlı olmaya sabır. Günahlardan uzak kalmaya sabır. İmtihanın gereği olarak bela, musibetlere, hastalık vesaire, bütün bunlara, afetlere sabır. Ve bütün bunları sevap kazanma vesilesi olarak bilmek, ibadete çevirebilmek. Rabbinin hükmüne sabredeceğiz. Sabır. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ. O balık sahibi gibi olma. Kim o balık sahibi? Sure-i Cil ile Nun diye başladı. Nun'un ilk dersimizde söyledik. Bir manası da balık demek. Surenin sonuna doğru Yüce Allah bu sefer Hud kelimesiyle yine konuyu balığa getirdi. Sahibi Hud, Kur'an başka bir yerde onun için Nun da der. Nun sahibi, yani balık sahibi. Sahibi Hud, balık sahibi. Kimdir o? Hakkında bir Kur'an suresi de olan Yunus peygamber. Balığın karnında Yüce Rabbine dua eden ve duası kabul olan bir peygamber. Bu kadar balık sahibi gibi aceleci olma. Yunus gibi aceleci olma diyor Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme. Ha, Yunus aleyhisselam da öyle hemen ilk günden aceleci olan birisi falan değil. Uzun bir süre kavmini davet ediyor, ediyor, ediyor. Kavminin yola gelmeyeceğini görüyor, anlıyor. Yüce Allah da çok kalmadı diyor. Eğer bunlar bu şekilde olurlarsa azabın gelmesi yakındır buyurunca Yunus aleyhisselam bulunduğu yeri, işte Ninova olduğunu söyledi bugünkü Irak topraklarında, Musul, o bölgeyi terk ediyor. Cenab-ı Hak onu işte sınav bir denizde, gemi yolculuğunda, gemidekiler onu denize atıyorlar ve bir büyük balık onu yutuyor. Hocam hikaye mi, ne bu, masal mı? Kur'an ayetleri bunlar. Ve öldürmeyen Allah öldürmüyor. O balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey eş ortağı olmayan Allah'ım,
seni tesbih ederim, seni yüceltirim, ben yanlış yaptım, senin emrini beklemeden cepheyi terk ettim, bir peygamber olarak, bir rasul olarak, bir nebi olarak senden vahiy gelmeden acele ettim. Cenab-ı Hak da daha sonra onu affediyor ve balık onu bir sahile atıyor. Sonra şifa buluyor, sonra kavmine dönüyor Hazreti Yunus Aleyhisselam. Başka ayetlerde bunlar hep uzun uzadıya anlatılır. Ama ilk muhataplar Yunus kıssasını biraz bildikleri için Yüce Rabbimiz bu sureyi diliyle de sadece balık sahibi Yunus gibi acele etme. Onun için peygamberler için de böyledir değerli kardeşlerim. İmtihana tabi tutulan biz müminler için de böyledir. Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu deveyi güdeceksin. Bu diyardan gitme senin benim elimde değil. Biz madem ki bu dünyada, bu çağda, bu şartlarda, bu ortamda, bu günlerde, bu imkanlarda yaşıyoruz, biz yaşadığımız yerin, yaşadığımız dönemin, yaşadığımız çağın, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu imkanların hakkını vermeye gayret edeceğiz. Ha gün gelince o ecel dediğimiz her birimiz için belirlenmiş olan ölüm tarihi gelince o zaman çekip gideceğiz zaten. Dur desen de, durdurmak istesen de zaten durmayacak ama insanın bu dünyadan çekip gitmesi, hani istifamı veriyorum. Allah'a istifa veremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kulluktan istifa ediyorum. Böyle bir yetkimiz yok. Son ana kadar. Onun için intihar en büyük günahlardan sayılmıştır. Onun için ölümü temenni etmeyin buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. لَا يَتَمَنَّيَنَّ عَبُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّنْ Ne kadar ağır bela musibet gelirse gelsin, sizden biriniz başına gelen bela ve musibetin ağırlığından dolayı ölümü istemesin. Ölmedim, ölsem filan demesin. Müslüman bir kez bile Allah diyebilmek için nefes almayı, ömür sürmeyi ister. Hayırlısıyla muammer olmayı ister Allah'tan. Cenab-ı Hak hep bize sıhhat, afiyet içerisinde kendisine yaraşır kul olacağımız bereketli ömürler lütfeylesin. Onun için eskilerin duası muammer olasın. Ne demek? Yani Allah'ın yolunda, Allah'ın rızası uğruna ömürlü olasın, ömür süresin. Onun için diyor ki acele etme, balık sahibi gibi cepheyi de terk etme. İnnâde vuhve mekdûm. Hani o yutulmuş balığın karnındayken üzgün bir halde dua etmiştir Rabbine. لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ Eğer Rabbinin lütfu keremi ona yetişmeseydi لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَلْمُونَ O kınanmış bir halde atılacaktı ama Rabbi onu bağışladı, affetti ve mağfur bir şekilde sahile çıktı. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Rabbi onu seçkinlerden kıldı çünkü Allah'ın peygamberiydi ve o salihlerden oldu. O zaman aceleye gerek yok. Biz seferden sorumluyuz. Zaferi bahşedecek olan Allah'tır. Ne zaman, nasıl, ne şekilde bahşedeceğine de o karar verir. Ve işte Kalem Suresinin son iki ayeti. Rabbim yine müşriklerin hışımla, öfkeyle peygambere, müminlere bakışlarını, kin ve nefretlerini, atışlarını hatırlatarak buyurur ki وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ O kafirler neredeyse Kur'an'ı işittiklerinde o kin dolu bakışlarıyla seni yıkacaklar, seni devirecekler. Öyle öfkeli, öyle kin ve nefret içerisinde bakıyorlardı ki neredeyse seni devirecekler. وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ Ve onlar hep diyecekler, bu delilenmiş, bu cinlenmiş, bu uyduruyor, kendinden bir şeyler söylüyor diyecekler, seni yalanlayacaklar. Bu ayeti celile nazar ayeti diye de bilinir. Müşriklerin kin ve öfkeyle bakışlarından bahsediyor. Ama insanın haset ve kıskançlıkla bakışıyla da karşı tarafa bir takım ışınların gönderdiğini bugün bilim söylüyor.
Peygamberimizde el ayn hakkun buyuruyor. El ayn göz diyemesi haktır. Tudrikul racülel kabra ve tudrikul cemelel kıdra. Kişiyi kabre sokar, deveyi de tencereye sokar. Göz diyemesinde hak olduğunu Peygamberimizden öğreniyoruz. Bu ayeti de nazar ayeti olarak okurlar ama genelde ayetin işi ve ayetin siyah ve sibahı bağlamına baktığımız zaman müşriklerin, kafirlerin, İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının İslam'a, peygamberine, müminlere öfkeyle, kin ve nefretle bakışlarını anlatıyor. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Onlar diyorlar ki Kur'an uydurmadır, eskilerin masallarıdır, din sözüdür, şeytan sözüdür, şair sözüdür, kâin sözüdür. Allah da haykırıyor ki o Kur'an alemlerin Rabbinin kitabıdır. Alemlerin Rabbinden bir öğütten başka bir şey değildir. O öğüte kulak verenlere ne mutlu, alıcısını o öğüdün hikmetlerine açanlara ne mutlu. Ya Rab, Kur'an'ın nuruyla gönüllerimizi aydınlat, beyinlerimizi aydınlat. Ya Rabbi, amellerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Kur'an ile konuşan, Kur'an ile gören, Kur'an ile duyan, Kur'an ile tutan, Kur'an ile yürüyen, Kur'an ile cennete koşan kullarından eyle. Ya Rabbi, o zor zamanda da Kur'an'ın şefaatine mazhar olarak cennetine Kur'an ile giren bahtiyar kullarından eyle. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. İlahi ya Rabbi, maddi manevi tüm hastalıklarımız için senden şifalar istiyoruz, lütfeyle. Ya Rabbi, nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi, yolcu olan kardeşlerimize sıhhat, afiyet içerisinde, yoldan çıkmadan, sana isyan etmeden yolculuklarını tamamlamalarını nasip-i müyesser eyle. Ya Rabbi, bizi bize bir an bile nefislerimize şeytanlara bırakma Allah'ım. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة